imanından döndürürcesine, imanından caydırırcasına ilk şehit annemiz Sümeyye annemizi nasıl şehit ettiler biliyorsunuz. Ama tabii onun şehit edilişini dinlerken de o günün şartlarında dinlemek lazım. O günün şartlarını bilerek dinlemek lazım. Bir Mekke düşünün ki, bir cehalet asrı düşünün ki, kız çocuklarının utanç vesilesi sayıldı. Diri diri toprağa gömüldüğü bir dönem. Kız çocuğu oldu. Ya onu diri diri toprağa gömecek, güya adam gibi gezecek. Eğer iki el vermezse gömmeyecek, o zaman adam gibi gezecek güya. Kadına değer verilmeyen bir dönem. Mal gibi alınıp satılan, kıymet verilmeyen, bir eşya gibi telafi edilen bir dönemde bir Sümeyye annemi çıkıyor, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diye bütün Mekke'nin ağalarına, Ebu Cehillerine, Mekke'nin güç mekanizmasına haykırıyor. Ebu Cehiller tabii kabul edemiyorlar, tahammül edemiyorlar, çeviriyorlar, lan nereden alıyorsun bu gücü? İmanı bilmiyorlar. İmandan haberleri yok. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Ondan boşuna yüklenelim sinelerindeki o kalbin hammallığını yapan o kalp küfür karanlığıyla simsiyah olmuş insanlar nasıl anlayacak Sümeyye annemizi? Dininden dönmesini istediler. Resulullah'a küfretmesini istediler. Muhammed'e söyle dediler. O dedi ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ne dedilerse tevhide aykırdı. Ne dedilerse kelime-i şehadete aykırdı. Baktılar ki bu dönmeyecek. İki deve getirdiler. Sümeyye annemizin bir ayağını bir deveye bağladılar. Öbür ayağını öbür deveye bağladılar. Ve ayrı yönlere deklediler. Sümeyye annem bir kağıt parçası gibi ikiye ayrıldı. İşte bu yolda, İslam yolunda ilk şehide Sümeyye annemiz olmuştur. Ama ölürken bile vücudundan akan o kıpkırmızı kan, o sapsarı çölün üzerinde Hattat'ın kaleminden çıkmışçasına ne yazıyordu? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Öldükten sonra bile imanını böylesine haykırıyordu. Delikanlı, sen de diyorsun belki, bileğimi kessen bilmem hangi renk atar, yazıklar olsun sana. Sümeyye annem hangi takımı tutuyormuş gördün mü? Fazla ifrat tefrit noktasında bu işlerde fanatik olma. Davana fanatik ol, davana. Allah için fanatik ol. Davan için çalış, hizmet et. Bak, öldükten sonra bile kanı La ilahe illallah diyor, imanını haykırıyor, imanını ispat ediyor. Evet, böyle sıkıntılar. Tabii Mekke'de durulacak gibi.